Baba oğul, can dostları Alex'e restoranlarının bahçesinde gözleri gibi bakıyorlardı. Ancak bir vicdansız, masum köpekten ne istedi bilinmez, onu zehirledi. Baba can çekişen Alex'i kurtarmak için elinden geleni yaptı ama olmadı. En yakın arkadaşını kaybeden küçük çocuğun acısıysa tarifsiz. Tamam oğlum. Bugün Allah Alex'i aldı aranızdan. Baba oğul o anları hatırladıkça hıçkırıklara boğuluyor. Çünkü iddiaya göre vicdansızın biri kimseye zararı olmayan Alex'i zehirledi. En yakın arkadaşını kaybeden Ahmet'i babası teselli etmeye çalıştı. Ama kendisi de gözyaşlarını zor tuttu. Evladım gibiydi. Bütün müşterilerin sevdiği bir hayvandı. Tamam oğlum. Herkesin başına gelecek olan bir şey. Ölüm her zaman var. Allah daha kötüsünden korusun. Alex daha bir yaşındaydı. Restoran işletmecisi Tevfik Yakıcı'nın oğlu Ahmet'in en yakın dostu, müşterilerin de maskotuydu. Herkes seviyordu. Alex'i köpek olarak görmüyorduk. Alex bizim bir ferdimizdi. Baba oğul sabah uyandıklarında şok oldu. Çünkü Alex can çekişiyordu. Uyuyamadım. İçimden bir şey aşağı in dedi. Geldiğimde çırpınıyordu. Zehirlendiğini anladık. Köpeğe hemen yoğurt yedirdiler. Ancak işe yaramadı. Talihsiz hayvan can verdi. Tamam oğlum. Bugün Allah Alex'i aldı aranızdan. Tevfik Yakıcı'nın da yüreği en az oğlununki kadar yanıyordu. Evladına metanet aşılamak için dik durmaya çalıştı. Kendini zor tuttu. Ahmet ise Alex'in ardından boncuk boncuk gözyaşı akıttı. Çok tatlıydı. Çok evladım gibiydi. Daha sonra herkesin, bütün müşterilerin sevdiği bir hayvandı. Baba oğul can dostları için bir mezar yaptı. Başucuna da bir cani tarafından katledilen Alex yazdı. Yakıcı ailesi şimdi hukuk savaşı vermeye, Alex'i zehirlediğinden şüphelendikleri kişiler hakkında suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor.